Hepinize merhaba sevgili Stadyer Savarlar. Bugün o tatilin ilk günü, cumartesi. Çok mutluyum okul bittiği için. Arkadaşlarımızın bir süre göremeyeceğim. Ama yine de okul bitti çok şükür. Biraz rahatladım yani gerçekten. Bunu da dile getirmek istedim. Normalde 6'da kalkıyordum. Ve bugün 2 saat daha uyuyup 8'de kalktım. Bunun için çok mutluyum. Ve şimdi hazır okul bitmişken artık bir ders kitaplarından bir kurtulmak lazım diye düşündüm. Ve test kitaplarımı gruplayacağım. İşte ondan sonra kimlik test kitabı vardır ki yazın kullanmak istesiniz falan. Neyse onları gruplayacağız. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ben bu kadar test kitabı almışım. Hepsini bitirmedim. Kullanmayı bitirmedim. Onun için ben şöyle düşünüyorum. Bir 6. sınıfın bu kadar kitabı ihtiyacı. Bunun gerisi kadar kitap yeter. Ben zaten bir önceki videomun böyle sonlarına doğru falan herhalde bir kitap tavsiyesi yapmıştım. Hani almanız gereken mutlaka alın dediğim kitapları göstermiştim. Onun için bu kadar kitabı gerek yok. O videoyu izleyip bakabilirsiniz. Ben şimdi saklayacağım ve yollayacağım şeyleri ayıracağım. Şimdi ben kitaplarımı ayırdım. Sakladığım kitapları size göstereceğim. Hani her sene kullanılabilecek kitaplar göstereceğim. Birincisi bu antrenmanlarla matematik kitabı. Bu kitabın içinde lise konuları falan da olduğu için bu kitabı saklıyorum. Kendi konularıma şeylere buna bakıyorum. Yani o şekilde o. Sonra bu kitabı ben aldım, başlayamadım. Paragrafım resimli bir kitap. Neyse bu kitapta umarım yazın başlarım. Bitiremem büyük ihtimalle kitap biraz fazla kalan. Ama başlarım. Umarım. Bilmiyoruz. Son olarak bu paragraf 10 kitabı. Bu kitabı ben geçen sene almıştım. Sonra biraz yaptım. Hatta bayağı çözmüştüm burada. Sonra bir ara verdim. Tekrar başlayıp kitabı bitirmek zorunda. Zaten kitap incelik kitap görüyorsunuz. Bu kitap %100 bu yazın bitecek. O şekilde sakladığım kitaplar bunlar. Diğer bütün kitaplarım gidiyor. Şimdi böyle tabletim var. Şarjı taktım da. Bakın ne olacak şimdi. Eyvallah kardeşim. Şarj takanların çok olsun. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sadece canım sıkılmıştı. Her şarja taktığımda bu ses çıkıyor ve bence çok iyi. Şimdi benim yaptığım böyle kirlen şeyler vardı. Bir tane böyle bir kurbağa gibi bir şey yapmıştım. Rengi çok kötü olduğu için bunu bir daha şey yapacağım, boyayacağım. Bir de bir tane böyle göz gibi bir şey yapmıştım. Göstermeye çok istemem böyle bir şey. Neyse bunu da boyayacağım çünkü öyle beyaz beyaz kalsın istemiyorum. Şimdi onları boyayalım. Şimdi onları boyadım. Şu çok değişmedi bu arada. Ben bunun biraz değişmesini bekliyorum. Bu değişmedi. Çok bir şey olmadı. Buralarını falan boyadım birazcık. Neyse. Ama şunu değiştim. Herhalde değişti. Bunu hiç boyamamışım zaten. Böyle ten rengi gibi şeylerini böyle göz kapağına boyadım. İç kısmı beyaz. Burasını böyle yeşile boyamak istedim. Çünkü bilmiyorum. Kahverengi gibi böyle direkt normal yapmak istemedim. İçini de böyle siyah boyadım. Şu çizgileri bilmiyorum. Belki eklemesem daha iyi olabilirdi ama yine de ekledim artık. Şimdi üzerindeki bezlere bir şey olmasın diye böyle akrilik vernik var. Onlardan onu süreceğim üzerine. Akrilik vernik zaten hemen kuruyor. Yalnız size bir şey söyleyeceğim. Eğer ben eskiden guaj boyaya akrilik vernik koymuyordum. Böyle bir saçma iş yapıyordum. Siz de eğer böyle farklı kullandığınız boya çeşitleri mesela hani guaj boyayla boyadıysanız bir şey üzerine akrilik vernik koyamazsınız. Onun için akrilik boya kullanmanız lazım. Hani bunu da aklınıza tutun. Ben her ilk başlarda hep guaj boya kullanmayı deniyordum akrilik verniği. Böyle boyalar gidiyordu, kayıyordu falan. Öyle şeyler oluyor bu guaj boya. Onun için akrilik boya kullanmanıza emin olun. Şimdi ben bunlarına verniklik geliyorum. Şimdi onları vernikledim. Yeni bir şey yapacağız. Hani internette görüyorsunuz belki. Böyle mumları böyle boyuyorlar. Ve ben de onlardan yapmak istiyorum. Şöyle bir tane mum
aldım. Ya, bu dışında kağıdı var da aslında içi böyle çıkıyor bu kağıt yani böyle. Bunu boyamak istiyorum. Birkaç tane örnek şuraya koyayım böyle. Onlara benzer bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacaklar. Hadi o zaman onları yapmaya başlayalım. Tekrardan merhaba. Şimdi ben o mumu yaptığım şeyle göstereyim. Böyle oldu. Bence güzel oldu. O kadar kötü olmadı böyle. Tatlı çilekli bir şey oldu. Neyse. Şimdi ben İngilizce dövme yapmak istiyorum. İngilizce yasa tül ödeme. Bir kitap var. Onu okuyup sonra da etkinliklerini yapıyorsunuz. Şimdi hemen başlayacağım. Zaten kitap da biraz uzun. Onun için hemen başlarsam iyi olur. Şimdi saat 2 oldu. Ben birazcık yoruldum artık. Onun için Marvel Endgame izlemeye karar verdim. Hem biraz dinleyeyim hem de zaten uzun zamandır başlamak istiyordum. Niye başlamadım onu ben de bilmiyorum. Neyse şimdi izleyelim. Bol şans. Ağzı iyi laf yapıyor. Değil mi? Pekala. Onu duydunuz. Şu tuşlara bas Yeşil Surat. Şimdi film izledim. Öğlen yemeği yiyeceğim. Sonra bakalım ne yapacağız. Ben dediğim gibi bugün ödevleri artık böyle hemen bitirmek istiyorum ki tatili böyle ödevsiz yapmak için. İngilizce ödevimi bitirdim. Türkçe ödevimde biraz başlamak istiyorum. Türkçe ödevimde 3 tane kitap okumamız isteniyor. Ben o 3 kitaptan yalnızca bir tanesini bulabildim. Bir sürü kitapçı gezdik. Yalnızca bir tanesini bulabildik. Ama olsun, onun için şimdi o kitabı bitirmek istiyorum. Kitap zaten incecik, 130 sayfa. Şöyle bir kitap, Miguel diye. Hemen biterini umuyorum. Bakın, eğer güzel bir kitapsa söyleyeyim. Artık 8 oldu bayağı geç oldu ama kitabı bitirdim ama kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Ben kitabı öyle özet çıkarak falan okuduğum için biraz daha uzun sürede bitti ama daha kısa sürede bitirilirdi. Hani eğer özet çıkarmasaydım. Ama kitap gerçekten çok güzel. Yine spoiler verip de şey yapmak istemiyorum o kitabın şeyini bozmak. Kitap böyle kısa gözüküyor ama ben nedense aşırı sevdim kitabı. Böyle direkt hani kitabın yarısını bitiririm, mola veririm, sonra devam ederim diye plan kurmuştum. Mola vermek istemedim yani o kadar sürükleyici bir kitap. Dediğim gibi hemen bitirilebilir bir kitap. Bence kesinlikle gidin alın okuyun. Normalde okulun verdiği kitapları ben sevmem ama bu kitabı gerçekten sevdim. Kitap okumaktan gözlerim falan yoruldu. Edit yapmak istiyordum ama gözlerim yorulduğu için yapmanın ne kadar mantıklı olacağını bilemedim. Ama yine de edit yapmam lazım. Onun için şimdi edit yapacağım. Videonun editini yaptıktan sonra direkt uyuduğum için yorulup kapanışı çekmeyi unutmuşum. Onun için şimdi pazar günü kapanış önce çekebiliyorum. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Video ile ilgili önerileriniz falan varsa aşağı yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Olmazsanız da canınız olsun. Görüşmek üzere.